Ekonomi ve finans politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Birol Aydınlı Bey, sektörel politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Burak Dalgın, dijital dönüşüm ve teknoloji politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız. Bugün Sakarya'da bizimle beraber ekonomiyle alakalı kurum ve kuruluşlarımız ziyaretiniz. Saat 12'de basın toplantımızdan sonra Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edeceğiz. Öğlen saat 1 gibi Gey ve Umurbeli köyünde olacağız. Oradan da Safi köye gideceğiz. Gey ve olacağız. Saat 3.30'da Sakarya Ticaret Borsası'nı ziyaret edeceğiz. 4.30'da Sakarya Esnaf Sanat Dükkanlar Birliği'ni ziyaret edip oradaki tüm oda başkanlarıyla bir sunum yapılacak ve oradaki esnaf oda başkanlarının borcu, hazinenin borcu 3 yılda arkadaşlar 2 katından fazla artış gösterdi. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizde bizim 970 milyar lira olan borcumuz daha 2 gün önce Eylül rakamları açıklandı. 2 trilyon 181 milyar. Şimdi bu borcu bu kadar arttırdığınız zaman işte bütçedeki faiz yükü 50 milyarlardan bu sene 180 milyara çıktı. Önümüzdeki sene 240 milyar olacak. Tabii böyle olunca durum bunlarla bütçeyle sorunlara müdahale etme imkanı da kalmıyor. Böyle bir esnekliği de kalmıyor. Bu da önemli bir sorun. Tabii çok önemli bir sorun. Para politikalarının etkinliği çok zayıflatıldı. Hem Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hep beraber görüyoruz. İşte ortadaki tabloyu görüyoruz. Yani tabloyu bir anlamda anlatmaya bile gerek yok. Yani.